Bugün Türkiye'de işsizlik almış başını gitmiş. 4,5-5 milyona dayanmış. Genç işsizlik %25. Her 4 insandan biri genç. Biz hala üniversite açıyoruz. Üniversite mezunu olan işsizlik öbürlerinden daha fazla. Kabiliyetli, kalifiye insan yetiştiremiyoruz. Eğitim sistemimiz darmadağın olmuş. Sağlık müesseseleri öyle bir hale gelmiş ki birilerinin kazanç kapısı. Sağlık kazanç kapısı olmaz ya. Zaten problem oradan başlıyor. Ne zaman ki biz şifahaneleri hastahane yapmışız, iş bitmiş. Eskiden şifahaneymiş. İnsanlar tedavi edilmek için giderlermiş. Bugün hastane dediğimiz yerlere. Şimdi o hastalıktan para kazanmak isteyenlerin cebine bir karış daha para koymak için gidiyorlar. Farkında değiller. Ayrı bir konu. Darmadağın olmuş sistemimiz. Onun için biz bütün bunlara da sahip çıkıp bu ülkede yaşayan her insanın bütün ihtiyaçlarının asgari düzeyde de olsa karşılanacağı kadar ücret aldığı bir noktaya gelmek mecburiyetindeyiz. Emeklilerin derdi başka, kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınanların, iş bulamayanların hali başka. Bu noktaya isyan edenler de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oluşturduğu danışma kurulunda elbette olmaz. Burada ifadeler sert kaçmış olabilir ama gerçektir. Bunu da reddetmek herhalde mümkün değildir diye düşünüyorum.